merhabalar, yeme içme kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizin için Akçabat Köftecisi'ne gideceğiz. Küçükyalı'da Kapataş'tan Kadıköy'e geçtik. Şu anda metroya binip Küçükyalı'da ineceğiz. Sonra otobüse binmemiz gerekiyormuş. Bütün yolculuğu sizinle paylaşacağız. Hadi bizim Akçabat Köftecisi'ne Merhaba, hoş bulduk. Hadi gayrı. Buyurun, afiyet olsun. Ne? Ne?
gölge olan tarafında saygı var. Yok, gölge olursa iyi olur. Şöyle alalım. Teşekkürler. Merhaba, Sandak Çavak Köprü cisimdeyiz. Şu anda masaya bir takım başlangıçlar geldi. Acılı ezme ve bulgur pilavı. Sonunda görüntü yardı da girebildi 2 saatte çünkü gerçek kahramanın kameranın arkasında durduğu için hiçbir şekilde görüntüyü alamadık ama şu anda burada bir şeyler söylemek isterse dinliyoruz. Söz sende. Geldik. Çok güzel bir yer. Falan süper. Kendi ambiyansı var. Ben burayı bir yerde daha duymuştum. Trabzon'da gerçek şubesi var diye biliyorum. Bir de burada var sahnesi diye biliyorum. Bir de başka bir yerlerde daha açılmıştı kesin. Başlangıç olarak bulgur pilavı ve acılı ezmeye geldi. Sıvarımız geldi. Ekmek geldi. Bekliyoruz. Akçabat köfte söyledik. Akçabat köfte söyledik, evet. Sanırım 21 liraydı. Bence yani mekan ambiyansına göre oldukça uygun bir fiyat. Ben hani karşılamaya falan daha fazla bir ücret bekledim ama herkesin bütçesi uygun gibi görünüyor şimdilik. Bahçesi falan gerçekten çok güzel. Gölgede oturuyoruz ve inanılmaz iyi bir havası var. Böyle yerken bize eşlik etmek için sizi tekrar buraya alacağız. Köftelerimiz geldi şu anda, işte bulgur pilavı ve böyle acı bir sosla servis ediyorlar. Acılık seviyesi bilmiyorum. Ardayla şu an açız ve yemek üzereyiz. Çok güzele benziyorlar. Böyle mısır ekmeği, köy ekmeğine benzer, aslında mısır ekmeğiyle tabii ki de alakası yok. Köy ekmeğine benzer bir ekmekle geldi. Şu otuz mısır ekmeği tarzı ama tam mayası olmamış yani farklı bir mayada. Bu mısır ekmekleri köylerde yoğurtla yeniyor diye biliyorum. Ve çok lezzetli oluyormuş. Evet, çok lezzetli. Böyle çok güzel görünüyorlar. Umarız beklediğimiz gibidir. Gerçekten çok lezzetli. Sosu tam acı değil, böyle tatlı acı arası. Ezme tarzında kahvaltılıklar yerine. Bu pilavı gerçekten çok başarılıydı. Köfte mükemmel. Herkes bekliyor. Burada yapılan her şey, mesela kullanılan tereyağı, et, tam bilmiyorum onun tatlısı, ekmekler değildir ama tatlısı falan, ekmekler için anlaştığı yer vardı. Hepsi ana merkezinden gelen ürünler oluyor. Merkez dediğimiz Akçabat'tan geliyor. Yani Trabzon. Trabzon ve Rize civarından geldi. Evet, ben öyle biliyorum. Yani gayet hepsi oradan geliyor. O yüzden zaten çalışanlarının da hepsi galiba Trabzon ve Rize etrafından. Evet, çalışanları benim rahatsızlığım şu ana kadar hepsi Trabzon, Rize, Karadeniz tarafından. Evet. Kendi tarafından yani Karadeniz bölgesindeki insanları çalışanlar oluyor. Gördüğümden bile hiç değişmedi çalışanlardan. Yemek tadı da hiç değişmedi. Bayağı lezzetli. Hep aynı şekilde gidiyor. Bu da az şubesi olduğundan olabilir aslında. Yani. Biraz aslında menüsünden bahsetmek lazım. Menüsünde farklı seçenekler de var. Pirzola, balık seçenekleri var. Mevzi, tamsi, tava falan. Karadeniz özgü gene lezzetlerden. Tatlılarda az önce servis edilirken sütlaç falan gördüm ama eminim ki başka tatlı seçenekleri de vardır. Çok tatlı ikramları var. Çok sıcak bir aile mekanı diyebiliriz aslında. Çok güzel, ben de. Çok güzel bir yer. Ulaşım da çok güzel. Kapattım. Ulaşımı şöyle, yani yol üzerinde olmasına rağmen aslında ulaşım zor gibi görünüyor ama metro ile otobüs arasında çok kısa bir mesafe var. Yani metro otobüs olmaması tek dezavantajı oldu. Evet, metro biraz zaman daha kendisi güzel olur. Evet. Ama belediyeyi eleştirmeye gerek yok yani. Çok yol üzerinde görünüyor. Hani böyle seyahat ederken gidilecek bir yer gibi. Şu an beni görmüyorsunuz ama ben doğum. Yol üzerinde seyahat edilecek
bir yer, hani seyahat ederken uğranacak bir nokta gibi ama gerçekten çok şirin bir aile mekanı ve gözlemlediğim kadarıyla insanlar da genel olarak aile şeklinde ya da işte iş için öğle yemeği. İş için öğle yemeği de çok yerleniyor. Evet, ikinin de buraya uğruyorlar. Şu anda yemeğimizi bitirmiş durumdayız. Gerçekten çok lezzetliydi. Klasik köftecilerden farkı, yani ben hayatımda ilk defa Akçabat köfte yedim. Kesinlikle gurme değilim. Kesinlikle gurme olma iddiam yok. Hayatımda ilk defa Akçabat köfte yedim ama gerçekten herhalde doğru bir seçimdi. Klasik köfte tadından çok daha hafif bir aroması var. Köftenin içindeki baharatlarla ilgili sanırım. Bulgur pilavına kadar gerçekten çok lezzetliydi. En çok memnun kaldığım şey hizmet oldu. Garsonların hizmeti ve karşılamalar zaten video içinde siz de görmüş olacaksınız. Şimdiye kadar gerçekten çok tatmin ediciydi yani. Öğle yemeğine gelinip yenilecek bir yer. Burayı akşam da çok merak ediyorum. Eminim çok kalabalık oluyordur. Hatta Arda gelirken şey dedi. Acaba rezervasyon yaptıysam mıydık dedi. Sanırım akşamları kalabalık olan bir mekan. Bayağı dolu. Allah'tan hani öyle bir rezervasyon patlamadık yani. Hani yeterince yer var şu anda. Herhalde öğle saatinde olsa olmamızdan kaynaklansa gerek. Şu anda patlıcan falan geldi. Böyle bir şey getirdiler. Bölge konusunda pek bir fikrim yok. Cevizli sarmaya benziyor. Cevizli yani. Baklava diyelim hadi. Baklava ben pek sevmem benim. O yüzden baklava kültürüm biraz zayıf. Yanına çay verdim. Bunların arada ikram olduğunu söylüyor. Ben de ikram olduğunu düşünüyorum. Çünkü öncesinde sorulmadı. Tabii ki de ikram. Yani inanılmaz karnınızı doyurmaya yemin etmiş bir mekan gerçekten. Bir de şey böyle önümde çatal yoktu falan. Tatlılar geldikten sonra aklımdan ne geçse hemen koyuyorlar. Çatal geliyor, arkasından çay geliyor falan. Sürekli bir şey geliyor. Çok memnunum şu anda. Şeyi tadacağım, tatlıyı tadacağım. Çok merak ediyorum. Sıcak olabilir çünkü genelde sıcak getiriyorlar. Sıcak getiriyorlar. Çok lezzetli. İçinde ceviz var. Dışı aranda bir baklava yoğurtlusu ve malum şerbet. Ama gerçekten hafif böyle ılık gelmiş. Çok lezzetli. Tam köftenin üzerine inecek bir tatlı. Ve şerbetli tatlılar da klasik olarak karşılaştığımız gibi ağır bir tatlı da değil. Çok memnun kaldım. Şimdi çayla doya doya yiyeceğim. Onlar efendim salabilirsiniz. Yeniden merhaba. Cemil Usta'da Akçabat köfte maceramız az önce son buldu. Karnımız bayağı tok durumda. Niye güldün? Son buldu. Kendimi çok kötü hissettim. Karnımız çok tok durumda. İkramlarla beraber gerçekten aşırı doyuyorsunuz. 55 lira gibi bir hesap ödedik. Sanırım evet. İçeceklerden dolayı biraz 12 lira civarı falan fazla ödedik. Normalde sadece Akçabat köfte yersiniz, ortalama bir köfte parası veriyorsunuz yani 20 lira kadar. Gene ikramlarıyla falan oldukça fazla doyuruyor. Onun dışında içeride gözlemlediğimiz yukarıda çocuk odaları vardı ve galiba çocukların başında bakıcılar da duruyor. Aynı zamanda az önce videoda görmüş olduğunuz monitörlerden veliler çocuklarını izleyebiliyorlar sürekli şekilde. Bu yüzden içiniz de rahat olabilir diye düşünüyorum. Aile olarak burayı ziyaret etmek isterseniz iyi bir seçenek olabilir. Bu dersinde sanırım bugünlük bizden bu kadar. Bugünlük bu kadar yani. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu istediğiniz yerler varsa lütfen bize aşağıda yorum olarak paylaşın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.